Merhaba arkadaşlar, Gemi Sürüküm Yırdası'nda hoş geldiniz. Bugün Evelyn'ın iki gizemlerini araştırıyoruz. Evet millet, yeni yılın son videosuyla karşınızdayım. Bu yılın son videosu Evelyn'ın 2 ile bitecek. Çok sevdiğiniz bir seriydi ve yeni yılı bunu da kapatmak istedim. Amaç zaten sohbet ve yeni yılı kutlamak, bu videonun yapmaktaki amacım. Bir de gizemleri var, onları küçük küçük araştırmak ve sizlere göstermek. Boss modu da başlatacağım arkadaşlar. Amacım zaten oyunu bitirmek değil, 10 defa bitirdik ve oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. İşte hataların düzeltilmesi, yeni bir silah, yeni olaylar gelmiş. Yeni silah dediğinizde arkadaşlar şu aşağıda bulunan trap. Artık rahibiye trap kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani size kovaladığı anda bunu koyarsanız belli bir miktarda havalanıp yere düşerek sersemliyor ve kaçabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş çünkü bizi kovalamaya başladıktan sonra ondan kaçamıyorduk. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Şimdi hemen bir gizemleri anlatayım size arkadaşlar. Çok fazla gizem yok ama küçük çarpıcı şeyler var. Onları bir gösterelim size. Her oyunun gizemlerini araştırıyoruz biliyorsunuz. Burada rahibi horluyor, uyuyor yani arkadaşlar, fark ettiyseniz. Şimdi burayı açalım ve hemen gidelim bir sınıfların olduğu yere. Her sınıfta bir hoca var biliyorsunuz, bir rahibe var öğretmen olarak. Onların hangi dalda öğretim yaptığını veya nelerin olduğunu sınıflardaki ipuçlarından inceleyeceğiz. Şimdi hemen böyle girelim. Trebi de koysak bir denesek mi ya? Ama rahibi bir gelmedi. Rahibe gelsin. Trebe de koyacağım. Ghost modda etkileniyor mu bilmiyorum ama onu da bir görelim sizlerle birlikte. Bu tarafta ne vardı? Ha, bu tarafta bir şey yok. Burada kaçış yolu var. Evet. Şurada. Ha, burada da. Ha, burada sınıf yoktu. Sınıflar yukarıdaydı değil mi ya? Evet, sınıflar yukarıdaydı. Oyunu da unutmuşuz he. Şimdi yukarı çıkalım. Sevgili dostlar. Ve burada ilk sınıfımız var. Burayı araştırmakla başlayalım. Şimdi bu sınıfın hocası yani rahibesi ismi Satan Alfonso diye bir arkadaş. Sister, pardon lan, ne satırı. Sister Alfonso. Buranın hocası. Ne hocası olduğunu nasıl anlayabiliyoruz arkadaşlar? Buradaki ipuçlarından. Şimdi burada fotoğraflara bakacak olursak burada elinde cetvelle çocuğa tutan bir eleman var. Onun haricinde burada İsa'da ilgili bir sürü fotoğraf var görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da ne yazıyor? Tyler G. Sanırsam bu ismi şeyde duymuştuk. Ice Cream'de duymuştuk. Ice Cream'e gönderme de olabilir buradaki fotoğraflardan biri. Ama biz bunlara bakacak olursak nasıl bir hoca olduğunu sanırsam anladık. Yani İsa'yı anlatan bir hoca olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Buranın sınıfını bu şekilde gördük. Aa, burada da neden kalemlik var, öbürlerinde yok. He, enteresan. Neyse devam edelim. Öbür sınıfımızla birlikte. Öbür sınıfta neredeydi? Burada. Burada en küçük sınıflardan biri. Burada arkadaşlar Mother P. Bu da çok kolay ne hocası olduğunu görmek. Çünkü baktığınız üzere arkadaşlar dünya küresi var. Dünya haritası var. Biz buradan ne çıkarıyoruz? Biz buradan coğrafya hocası olduğunu çıkarabiliyoruz bu arkadaşın. Bu arada ben trebe şuraya koyacağım. Basmadı. Kanka niye basmıyorsun? Kanka. Aa, ağırlık artıyor bu arada, baksanıza. İnanılmaz. Ya bu yükseltiyor arkadaşlar. Yani bayıltmasına sebep oluyor. Sersemletiyor kısa bir süreç de. Ama basmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada arkadaşlar Sister Madeline. Yani bu arkadaş kimya öğretmeni. Zaten fark etmişsinizdir etraftaki eşyalardan. Burada bir tane fotoğraf var. Burada da arkadaşlar Elisa'nın fotoğraflarından birini gösteriyor. Elisa'yı ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama biliyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. O da yine Ice Cream'e göndermeler de var buralarda küçük küçük. Ondan sonra burada bakın tüpler var, şeyler. Burada direkt zaten periyodik tablodan da görmüş olacaksınız ki kimya hocası olduğu çok belli ve açık. Şimdi abi öbür sınıfa bakalım hemen hızlıca. Öbür sınıfta da arkadaşlar hocası Sister Claire. Bu burada bakacak olursak hiçbir ipucu gözükmüyor ama sadece şu arka taraftaki fotoğraf bize ipucuyu veriyor. Burada Allah kahretsin düşürdük.
Fotoğrafı düşürdük. Evet. Orada arkadaşlar, orada videoyu tam durdurursanız görebilirsiniz. Orada arkadaşlar bir soy ağacı var. Yani tüm rahibelerin gösterildiği bir tablo var arkadaşlar. Ortada Sister Madeline vardı galiba. Tam hatırlamıyorum ama en üstte bir tane gizemli bir rahibe var. Normalde buradaki sınıftaki tüm toplam rahibelerin isimlerini alırsak 6 tane rahibe çıkıyor. Ama orada bir tane 7. rahibe var. Onun olarak gizemli olarak gösteriliyor. Biz buradan ne çıkıyoruz arkadaşlar? Soy ağacı falan olduğuna göre burada da tarih hocası olduğu düşünülüyor. Yani tarih hocası diye tahmin ediyoruz. Yani bir şeylerin tarihini anlatan bir eleman burada. Şimdi buradan geçelim. Öbür. Bu arada burada şeyimiz var mı? Yok. Çünkü internetim şey biraz. Ondan çıkmayabilir. İnterneti açmanız gerekiyor. Şimdi bu odaya geliyoruz ve bu odada hiçbir ipucu bulamıyoruz. Yani nasıl diye? Hiçbir tablo yok, hiçbir şey yok. Ama şöyle bir şey düşünülüyor arkadaşlar. Burada bir farklılık var. O farklılık da şu yukarıdaki armalar. Oraya zaten bakabilmemiz için nasıl? Ha bak şuradan çıktım. Bakın. Ne yazıyor? Eagles School. Eagles High School diye geçiyor arkadaşlar. Bu nedense yani yabancılarda şöyle oluyor. Yani herhangi bir basketbol veya futbol şeyinde böyle aramalar koyuyorlar. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Sporla ilgili bir rahibi olabilir. Buradan bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani sporla ilgilenen ve spor işte beden hocası tarzı bir şey diyebiliriz. Buradan arkadaşlar. Burada Sister Lucy diye geçiyor. Bu Lucy biliyorsunuz bahçedeki Sera'nın önünde de yazıyor. Onu da göstermiş oldum arkadaşlar. Burada işte Rabia'nın çocuklarının gösterdiği bir yer var. Burası kapalı bu arada. Bu şekilde yani gizem olarak tek bu var arkadaşlar. Öbür yerlerde çok fazla bir şey gözükmüyor. Yani şunu da söyleyebiliriz hatta. Dur onu da göstereyim size ama dur. Bir dakika. Biz nerede bulduk cetveli? Cetvel, cetvel, cetvel. Selam kanka. Cetvel lazım bana. Cetvel. Cetveli şurada bulmuştum. Cetvel. Şunu alabilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi direkt buradan çıkalım. Öbür alanlardaki bir rahibeyi daha göstereceğim size. Biliyorsunuz dondurma seven bir rahibe var. Kilisede. Ondan sonra dondurmasını onun alıyoruz elinden. Daha sonra yeni bir dondurma siparişi veriyor. Onu da Rod'un babası getiriyor. Fark ettiyseniz. Onu da bir gösterelim hemen. Bu Rabe'nin herhangi bir şeyi yok. Nasıl söyleyelim? Öğretmen dalı yok. Onun amacını direkt görerek gösterelim de. Şuradan bir alayım şunu. Selam kanka. Siz ne ara geldiniz ya? Çok hızlı geldiler. Burası açıldı. Artık kiliseye giriş yapabiliyoruz. Evet, kiliseye girdik arkadaşlar. Şimdi buradaki Rabi de biliyorsunuz. Dondurma seven, deli gibi dondurma yiyen Rabi var. Rabi'nin odaları da var arkadaşlar. İsim olarak geçiyor. Ama birçok kapısı kilitli olduğu için onu da çok fazla göstermek niyetinde değilim. Evet burada Rabia'yı görüyorsunuz. Bu Rabia arkadaşlar sürekli dondurma yiyor ve dondurma seven bir Rabia. Bunun görevi şu şekilde geçiyor. Buraya öğrenci çağırmak. Yani telefonlara bakan, buranın normal şey işlerine, müdürlük işlerine bakan bir Rabia arkadaşlar bu. İşte telefon, zaten odasında telefon var. Hatta dondurmasını aldığımızda gidip telefondan Rod'u arıyor. Rod'un babasını arıyor. Oradan tekrar dondurma istiyor. Onun odası da burada arkadaşlar. Burası bakın telefonda görüyorsunuz. Oraya giremiyorum herhalde. Dur bakayım. Evet buraya giremiyoruz. Dediğim gibi hatta bir dakika bunu bassam. Buraya gelecek zaten. Birazdan göreceksiniz. Exit kapısı var. Bu da arkadaşlar hani Rod'un babasının geldiği sokağa çıkıyor. Oradan dondurmayı alıyor. Yukarıdan şu an gelmesi lazım bunu çaldığımızda. Gelmedi ama. Niye gelmiyor? Reis birazcık yavaş koşuyor. Evet böyle geliyor. Selam. Buradayım lan. Buradayım. Alo. Beni görmedi. İnanılmaz. Kör.
Beni görmedi. Gidip tekrar dondurmasını yiyecek şimdi bakın. İnanılmaz dondurma yiyor ya. Bir bırak artık ya. Bakın buradan bizi görüyor mu acaba? Camı falan açtığımda. Selam. He, açmıyor bak. Seni görüyor diye açmıyor. Gizemlerimiz bu şekildeydi. Eğer gözümden kaçan gizemler veya sizin bildiğiniz gizemler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda bunlar hakkında da konuşuruz sizlerle birlikte. Evet, yılın son videosu da burada bitiyor. 2020 biliyorsunuz birazcık kötü bir yıl geçti. Çok felaketlerin olduğu bir yıldı. Ama bu yılda bir şekilde bitti. Yepyeni bir yıla giriyoruz. Umarım bu yıl güzel, sağlıklı, huzurlu bir yıl olur. Hepimiz için arkadaşlar. İnşallah bu yılda 1 milyona birazcık daha yaklaşırız. Bu yıl istatistiklere bakacak olursak arkadaşlar 2020 yılında yaklaşık 220 bin yeni dostumuz katılmış aramıza. Bu hızla daha da arttırırsak arkadaşlar yani 300 bine kadar çıkarabilirsek bu yılda da yani 2021 yılında da arkadaşlar yani yaklaşık tahmini şöyle konuşacak olursak 800 binlere ulaşırız diye düşünüyorum. Zorlarsak belki 850-900'lere kadar çıkarız. Amacımız ailemizi büyütmek ve 1 milyon hedefimize ulaşmak bu yıldaki amacımız. İnşallah olur. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Sizden tek istediğim videolara like atmanız ve görüşlerinizi yorum olarak bırakmanız. Çünkü ne kadar çok like alırsak trendlere çıkma olasılığımız, videonun yükseklere çıkması, önerilme olaylarının daha hızlı, daha yükseltiyor. Yani yeni dostlarımızın aramıza katılması için, yani videomuzu görmeleri için bunların yapmamız şart. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. En kötü günlerimde, iyi günlerimde yanımda oldunuz. Hiç yalnız bırakmayan dostlarımız oldu. Ve bu ailemizi daha da büyütmeye devam ediyoruz. Amacımızı biliyorsunuz düzgün, güzel bir kitle oluşturmak burada arkadaşlar. En büyük amaçlarımdan biri buydu zaten. Her zaman da böyle olacak. Bakalım bu yılda neler bizi bekliyor. Göreceğiz. İnşallah şu düzgün ailemizi daha da büyütürüz. Onun haricinde canlı yayınlarım oluyor arkadaşlar. Her gün her akşam NoLive adresinde canlı yayın yapıyorum. Saat 7 veya 7.30 arasında yayında oluyorum. Orada neler yapıyoruz? Korku oyunları oynuyoruz, eğlence yayınları yapıyoruz, hikayeli oyunlar oynuyoruz, ekip yayınları yapıyoruz. Öyle bu evde kal zamanlarında canınızın sıkılmaması için akşam saatlerinde canlı yayın yapıyorum. Neden NoLive'da yapıyorum? Bunun sebebini açıklayayım. Daha önceden de açıklamıştım ama YouTube'da telif sorunları oluyor arkadaşlar. Yani herhangi bir oyun melodisinden, oyun müziğinden veya başka bir şeylerden telif yiyorsunuz. Ondan sonra o yayını kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Bayağı bir problem oluyor. Biz de o yüzden farklı sitelerde yayınlar yapıyoruz. Oradaki çıkan seriler YouTube'a da geliyor zaten. Birçoğu geliyor. Kanalımıza uygun olmayanlar gelmiyor. Bunları da zaten NoLive'da yayın tekrarlarından izleyebilirsiniz. NoLive'a gelmek için çok kolay arkadaşlar. Açıklamada linki bırakacağım. Oradan gelebilirsiniz. Google Play ve App Store'da ücretsiz olarak uygulaması var. Uygulamayı indirip Gmail veya Facebook hesabınızdan hesap açıp aramaya Gamestuk yazarak beni bulabilirsiniz. Orada da sizi bekliyorum. Orada da 48 bin kişi olduk. 50 bin olma yolunda hızla devam ediyoruz. Video koymadığım gün sayısı yaklaşık 20 veya 25 gün olması gerekiyor sanırsam. Onun haricindeki tüm günlerde videolarımızı aksatmadan yayınladık sizlere. Onun haricinde bayağı bir izlenme de aldık da onun rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama Discord'umuz var. Discord'umuza katılabilirsiniz veya Instagram'dan beni takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. İstatistikleri orada tam olarak da açıklayabilirim. Sizlere oradan da gösterebilirim. Ve bu videoyu ayın 31'inde yayınlamış olacağım. Bu yılın son videosu olacak. İnanılmaz. Değil mi arkadaşlar? Bu yılda bir tekrar söylüyorum. Umarım bu yıl bizim için sağlıklı, huzurlu ve sevdiklerinize geçirdiğiniz güzel bir yıl olması dileğimle. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılda 1 Ocak'ta hepinize yepyeni serilerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.